Bu program Silopya'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Do günleri değişmez ama ölüm tarihleri değişir. Ben resmen bir kılıftan çıkıp başka bir kılıfa girdim ismimi değiştirerek. İsimlerimizin rakamlarını öğrenmek bize bu hayatta neler sağlayacak? İlk hitap şeklimizdeki baş harfimiz bizim anahtar. Bu zamana uygun isimler değil. Keşke koymasalar. Ben ısrarla söylüyorum. Koymayın şu isimleri. Gerçekten mi? Gerçekten. İkinci ismi koyuyorsanız ondaki harfler onda olmamasına dikkat edin. En iyi yapabileceğimiz şey. Benim sülalem hala bana eski ismimle hitap ediyor. Hı hı. Ben hala onun etkisindeyim çünkü titreştiriyor. Bana mesela hocam diyorlar. Hı -hı. E, hocam 22 zaten 22 öğretici ruh. Yani ünvanların da etkisi var insanların üstünde. Bu tabloyu e, şimdi ekrana getireceğiz. Bu tabloda siz hangi harf hangi sayıya denk geliyor bakacaksınız. İsminizde 11, 19, 22, 33 çıktıysa toplamında sadeleştirmeden önce bilin ki sizin ruhunuz. Silopya'nın katkılarıyla hazırlanan İnanır Mısın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüz, e, gördüğünüz gibi Silopya Kozmetik'in katkılarıyla hazırlanıyor. E, bununla ilgili size bir sürprizim olacak programın ilerleyen dakikalarında, hem de sana da sürprizim olacak Selinciğim. E, sürpriz i̇zleyicilerimize çok de değil mi sürpriz deyince ne kadar güzel bir şey? E, sürprizlere açığız. Hayatın sürprizleri neler bize? Böyle sorular falan soruyor evet, böyle bir şey de var. bugün bize hediyeleri artık. neler? Bugünün bugün. bize müjdeleri neler? Evet. Göster Allah'ım, yaşat Allah'ım diye dua ederiz. Dua ederiz <laughs> ve sorular sorunca cevapları geliyormuş Nedir? ya böyle Kainatta şey hiçbir oldu. şey cevapsız değil. Her şeyin bir cevabı var. Zaten yaradan o şekilde yaratmış. O zaman diyelim ki bugünün Bizi izleyen herkese mucizeler getirmesini. Hangi anda, hangi günde izliyorsanız, onlara mucizeler getirmesini dileyelim. Hep beraber güzel şeyler yaşayalım, güzel dileklerle açalım programımızı. Ee, amacımız biliyorsunuz iyi olmak ve sadece iyi olmak değil iyi kalmak. İnanır mısınız da çok ilginç ve özel konuların en uzman kişilerini burada sizler için ağırlıyoruz ve onlara daha iyi olabilmemiz için. Hayatımızı daha kolay yaşayabilmemiz için e, yapmamız gerekenleri, onların bilgileri ışığında, onların bilgileri dahilinde bizimle paylaşmalarını diliyoruz. Ve bu paylaşımların hepimize, herkese, hepinize faydalı olmasını dile yapıyoruz tabii ki bu programı. O yüzden Sayın Selin Özdemiri, tetahili <laughs> ve numeroloji e, eğitmeni. Evet. Artık tanıyorsunuz, o kadar çok izlediniz ve o kadar çok istediniz ki programın devamını da çekeceğimize söz vermiştik. Biz de bu sözümüzü tutuyoruz ve bugün harflerin enerjisi, daha doğrusu isimlerinizin enerjisi, isimleriniz hayatınızda ne gibi etkiler yaratıyor, bunları değiştirip dönüştürmek mümkün mü? Bunları hep beraber kendisiyle konuşacağız ve dediğimiz gibi amacımız iyi olmak ve iyi kalmak. İnanıp inanmamak sizin. E, ...tasarrufunuz. Biz anlatalım, bakalım ne kadar inanacaksınız... ...ne kadar inanmayacaksınız. Bu arada Selin Hocam, hoş geldin tekrar. <laughs> Selin hoş buldum. Ee, gerçekten... E, ...müthiş bir enerjim var ve seni burada... ...gördüğümüz <laughs> zaman çok mutlu oluyoruz. Teşekkür ederim, ben de çok seviyorum burayı. Değil mi? Hepimiz kapılarımızın arkasına... ...sayılarımızı, Ama rakamlarımızı neler oluyor, yapıştırdık. Neler? neler oluyor, neler, neler, gerçekten. Gerçekten sonuçlarını da ilginç bir şekilde alıyoruz... <laughs> Ee, biraz da aslında uzun vadede karşılıklarını alabileceğimizi e, düşünüyoruz ama hemen bir takım şeyler yaşadık biz yani bir takım Olur, değişiklikler evet. gördük ama şimdi takipteyiz tesadüf mü yoksa gerçekten <laughs> böyle mi diye ve tesadüf mü diye sordukça aslında tesadüf olmadığını gösteren bazı şeyler de yaşanıyor. Dur bakalım bir iki ay bekleyeceğiz. Bakalım Zaten neler olacak. Zaten öncesinde sahip olduğunuz numaranın etkisini ben yorumladıktan sonra insanlar... Evet ya böyleymiş böyle bir şey çok yazan oldu. Çok. E, değiştirip bir hafta içerisinde etki alanlar oldu. Bu birazcık da aslında e, yola çıkınca yol açılıyor. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> e, bunun enerjisiyle çok güzel birleşti. E, süreç kendisini çok iyi bir şekilde tanıttı. Çünkü ben e, dediğim gibi numeroloji nümeroloji... E, çok farklı kullanıyorum. Yani sayıları çok kullanıyorum hayatımda. Sadece numeroloji şimdi yapacağımız isim gibi değil de o her harfin rakamsal karşılığını e, hayatımda çok entegre ettim. Yani çok sayılarla uğraşıyorum. Gerçekten yani kolyesi, köpesi, yazısı hiç bitmiyor. Bizim atölyelerde de çok fazla sayıları kullanıyoruz ki zaten sayılar her zaman her yerde vardı. Şimdi insanların isimleri de aynı bu şekilde. Herkesin çok merak ettiği bir konu. Ya e, bazı isimler şey diyorlar mesela. E, ya bana acaba ismim ağır mı geliyor? Ya hmm. da diyorlar ki... Ya benim ismim işte falanca is babaannemin ismiymiş. Ne bileyim anneannemin adıymış. Onun etkisini alır mıyım? Evet. Hmm. <laughs> evet maalesef. O zaman e, hemen şunu belirtelim. Eğer Kapı numaralarıyla ilgili bölümü izlemediyseniz... ...lütfen hemen inanır mısınız? E, yine Selin'in konuk olduğu Kapı Numaraları e, programını öncelikle bir izleyin. Çünkü 8'in mucizesinden bahsetmiştik. Çok enteresan. Bizim en çok izlenen programımız 8. 8. <laughs> bölümümüz oldu. Enteresan bir şekilde. En çok yorum alan programımız da oldu. Ve hayatımın her alanında kullanıyorum diyor ya Selin. E, çekim gününü de kendisi belirlemişti. Saatine kadar. Ve e, gerçekten yani bunu Öyle. bu şekilde tecrübe ettik. Bugün de benim için önemli. Zaten bunu da konuştuk. Bugün de nümerojik olarak. Aslında bolluk bereket günü. 8 günde yapıyoruz bunu da. Aa, evet. <laughs> Peki yani... isim şimdi e, bu arada bilmeyenler ve diğer programları izlemeyenler için söyleyelim Selin hocam da ismini değiştirdi. Evet. Ben... Başka bir isme sahipken Selin ismini aldı. Öncelikle teyit olsun diye bir soralım. Gerçekten Selin olduktan sonra hayatta pozitif değişmeler oldu mu? Çok. Kesinlikle. Şimdi evet ama şöyle şurada sadece dikkat edeceğiz. Yani herkesin adı Selin mi olsun? Hayır Yok. tabii ki bu <laughs> o değil. Yani Selin ismi bana uydu çünkü çakralarımdaki eksikleri tamamlamıştı Mevzu buydu. Ama e, her Selin'e her isim uymayabilir. Böyle Hı. bir şey var zaten hayatta. E, ama benim önceki ismimin... E, eril enerjilerle, otoriter figürlerle, babayla, işte erkeklerle daha doğrusu erkek figürlerle çok çatışma getiren bir isimdi. E, ben onu hayatımdan çıkartıp beşi, değişimi getirdim. Yani önceki ismimin enerjisi birdi. E, i̇şte o, orada biraz böyle zorlandım ki biraz sonra bahsedeceğim. Onun yanına bir ek almak yerine çünkü uzun bir isimdi o. Ben bu ismimi getirdikten sonra hayatım değişti benim. Her türlü. Çünkü beşin enerjisi tüm dünyanın da içerisinde alındığı yani kapsayıcıdır. Beş zaten böyle her şey ve herkes demektir. İsmimin enerjisiyle çok güzel ilerledim. Çünkü ruhumda vardı. Yaşam sayım vardı. Bir, ben bir kere 11 insanıyım. Şimdi ben benim ne dediğim çok insana bu ne diyor diye bahsedebilir <laughs> de... Evet bu bir numaraja eğitimin içeriği aslında. Anlatacağız zaten Aa, şimdi. Evet yani... Kabaca. E, kabaca anlatacağım ama zaten insanların yaşam şifresi doğum tarihi. Doğum tarihleri değişmiyor. <laughs> Çünkü konu zaten burası. Yani öylesine gelmiş olamayız. Ama adımız değişebiliyor. Bize böyle bir esneklik verilmiş. <laughs> Eklenebiliyor ya da işte beğenmiyorum diyorsunuz ve çıkartabiliyorsunuz. İnsanlar soy isimlerini değiştiriyor. Hani ismi geç, soy ismini değiştiriyor. Ee, bunların hepsinin aslında ruhsal planda bir sözleşmesi var. Yani e, ezoterik bir nümerolojide bunun karşılığı var. Ama bu tarafta daha e, hani güncel bir nümerolojiye baktığımız zaman isimlerimizin hayatımıza etkisine bakıyoruz. Şimdi doğum tarihimiz şifre ise bu bizim karakterimizi hı hı. bir karakter var. Hı hı. Karakter yani değişen bir şey değildir. Evrilebilir, yönetilebilir ama somutta olan bir durumun vardır zaten. Ama isimlerimiz bizim huylarımız. Hmm. Bir yani huy değiştirebilirsin, yönetebilirsin aynı şekilde. Ama birisi karakterdir. O çok böyle sert gibi hmm. hani düşün sert zemin. Hmm. Diğerisi daha esnek olabiliyor ki ben resmen bir kılıftan çıkıp başka bir kılıfa girdim ismimi değiştirerek. Fıtrat yani aslında. Tabii gibi ki, evet. yani doğum tarihi fıtrat öyle kolay kolay değil. Yani geldiğin ruhunun senin yapısı. Evet. Çünkü yaradanın sıfatlarını tecelli ettiriyoruz hepimiz. Evet. Çünkü bir konuyla gelmişsin, bir sözleşmeyle gelmişsin. Bana diyor ki yaradan sen busun. Hı hı. Ama bunun yanında olan her şey sana katkı olacak veya etki alacaksın. Peki sezaryen doğumlar, onlar hani biraz planlanarak oluyor ya. Öyle görünüyor ama değil. Ruhlar sözleşmesinde o öyle değil. Aha. Ee, zaten yani, o da o evet, tarihte o zaten, doğması gerekiyormuş. Aynen öyle. Zaten bizim o kadar çok böyle geriye dönük baktığımızda, bir insanla işte numaracık olarak çalıştığımızda ben beni annem planlı doğurmuş. Yani çocuğum planlı doğuruyorum. 0, -1 -0 -1 işte bilmem ne ona uysun. Ya istediğiniz kadar yapın. O zaten öyle gelecek. insanların doğum günleri değişmez ama ölüm tarihleri değişir. Öyle Ve, mi? Tabii ölüm tarihi değişiyor. Nasıl değişiyor? Bir sürü hadis var, ayet var. Ömrün uzadığıyla alakalı, sadakanın ömrü uzatmasıyla alakalı, akraba ziyaretinin ömrü uzatmasıyla alakalı. Hiç akraba ziyareti Evet. E, ondan sonra sofralarda yemek vaktine, ordalarda geçen zamanla alakalı yani ömrün uzadığıyla alakalı çok fazla bize kaynak var. Nefestir hmm. sayılı olan. Hmm. E, değişebiliyor ömür tarihi? Allah uzun ömür versin diye insanlara böyle boşuna demiyorlar zaten. Doğum. Doğumla ilgili hiçbir dua yok ama ölümle evet. ilgili çok dua var. <laughs> evet. ilginç evet. Bunu da belki bir ara konuşuruz. Evet. E, bu birazcık daha ezoterik bilgiler. Biraz farklı bir kaynak burası. Yani evet, Daha metafizik. E, evet. Numerolojinin içerisinde Evet, bu çok detaylı almasak da bu kısmı belirtiyoruz ama doğum tarihlerimiz değişmiyor. Yani isterseniz planlı yapın, isterseniz plansız yapın, ne yaparsanız yapın o, o şekilde, o zaten bu, burada gelecekmiş. O zaman doğduğumuz yer kaderimiz, evet. doğduğumuz tarih kaderimiz, evet. onlar şifremiz. şifremiz değişmiyor. Peki isimlerimizin e, rakamlarını öğrenmek bize bu hayatta neler sağlayacak Şimdi birazdan anlatacağız çünkü herkesin is e, herkes kendi isminin e, numerolojisini çıkarabilecek. Tabii ki çok ne, kolay ne olacak zaten. biz de yani bunu öğrendiğimizde bize neler sağlar bu? Aslında e, duygusal iniş çıkışlarımızla birlikte insanlara karşı kendimizi ifade etme şeklimizi çok öğretecek bize. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim e, işte ya insanlar neden beni görmüyor? Hmm. çünkü şunu yapmıyorsun hmm. senin baş harflerin çok etkili yani ilk hitap şeklimizdeki işte benimki size sizinki şey olması burada neyi yaparsak beni yüceltecek zaten baş harfimiz bizim anahtar İlk tık 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 ondan sonraki her şey hani vardır ya böyle kasalardaki şifre gibi onun gibi ilkini girmezsen gerisini istediğin kadar gir açılmaz ki yani şifre burası ismimiz Bizim doğum tarihlerimizle hitap edilmiyoruz. Doğum tarihim benim bütün dünyaya verdiğim enerji ama ismim hitap şeklinden dolayı ortama verdiğim enerji. Hmm. Ve ben insanlarla doğum tarihimle değil ismimle iletişim kuruyorum. Doğru. Bu ve yüzden, bir enerjisi var. Evet ve bir enerjisi var. Yani e, bazı isimler var gerçekten çok... Bizim bu bu zamana uygun isimler değil. Keşke koymasalar. Ben ısrarla söylüyorum koymayın şu isimleri. Gerçekten değil. mi? Gerçekten. Tuğba, Elif, Ali. Kesinlikle konulacak isimler ya, değil. Ya ne kadar da severiz o isimleri. Evet. Klasik biz, isimlerimiz İşte değil. Muhammed. Değeli olanı. Yani kesinlikle bizim bu döneme uygun isimler değil onlar. Ee, neden? Çünkü çok yüksek frekansı var. Ee, onun ruhsal gereğini yapmadığımız için şu dönemde maalesef çok ruhsal böyle gerginlikler yapıyor. Bir kere Tuğba ismi, e, bilmiyorum biliyor musunuz, cennetteki ters ağaç. Tuğba, yumuşak y var mı? Tuğba Hiç mı? fark etmez, yumuşak fes. Çünkü mantığı o. Tuğba ya da Tuğba oluşunun bir anlamı var. Ben burada harf olarak bakmıyorum, isim olarak anladım, söyledim. Anladım. Elif mesela, ilk Kur'an-ı Kerim'in ayeti olan İkra, oku ayetinin ilk harfi ilk gelen harf ve bütün kainatın enerjisini topladığı için bütün elif isimleri benim kızım dahil. Evet, senin kızın da. Evi. Evet ben o zaman bilmiyordum ki müreci biz de zaten değiştireceğiz. Tabii tabii değiştireceğiz. Yani şu o şey okul mevzusuna başlamadan bir Aha. Ön, öncesindeki işte bir o aşamaya geçemedik. Başka şeyler oldu. Hı hı. Hayat bazen e, sen plan yaparsın o gülermiş ya onun gibi. Ee, yani annesi evet bir nümerolojiyle alakalı her ne kadar haşır neşir olsa da şu anda daha Elif'in ismi osu busu yani resmiyette e, daha aktarılamadı ama hmm. Elif ismi kainatın e, ilk harfi olduğu için bütün enerjiyi kapsadığı için aşırı bu tipler yani Elif isimleri takıntılı ve aşırı ruhsal bir tip oluyor. Böyle hmm. zaten Elif'in harfinin etkisi de böyle çengel gibi hmm. ok gibi. Hmm. Ali mesela, yani bütün bu isme sahip insanların hayatları zor olur. Çünkü e, yüksek ilim enerjisi var. Ömer, mesela Ömer isimleri de. E, bunların yerine getirmediğiniz, sanki şöyle söylüyorum Şebnem Hanım, ben buna inanıyorum artık. Her devre göre isim geliyor aslında. işte. E, o zamanlarda doğa diye ismi yokmuş. Osmanlı'dayken doğa diye isim konulmuyormuş. Daha böyle farkındaysanız bilmem işte Şehrazat falan. Evet. Ondan sonra gibi böyle büyük büyük değişik farklı uzun evet, uzun evet. isimler. Barbaroslar efendim işte şey Alparslanlar Aynen. falan evet. O zaman ağırlık herhalde bak o zaman da biliyorlarmış ismi ağır geldi falan. Zaten geldi. söylemiştim hatırlarsanız. Eee evet. bizim bu dönemimizde biz doğmadan isim koyuyoruz. Onlar 6 yaşına kadar isimle koymuyorlarmış çocuklarına. Hı hı. Fıtratı neyse bu çocuk sanatkar mı zanaatkar mı ona göre isim konulurmuş. E şimdi biz de bu belki bunu... canlar işte ışın sular falan var yani öyle, öyle mi koymak öyle gerekiyor ya. şimdi? Dilaralar, ala aralar. Alinalar evet. falan. Kısa isimler var farkındaysanız. Daha kısa isimler geldi. İşte su, işte hı hı. ne bileyim Duru, hı hı. Doğa, Ece, Ela, Efe. Değil bu. mi bunlar mesela? Değil işte çok Hadi. karmalı. Yani Aa, bir kısalarla kısa isimler demek eksik harf demektir. Öyle mi? Çakra diziliminde. Wow, çok O acayip zaman ne şeyler yapacağız? Aleneceğiz. İki isimli çocuklar olması gerekiyor. O Hı -hı. yüzden Alp Arslan yani Alp ve Arslan gibi düşünün. Hı -hı. Ee, yani birçok konusu dışarıda kalıyor kısa isimli çocukların. Ya iki isim koyacaksınız. Her şeyden önce bırakın numarayı bilmiyorsanız. Tekrar eden harfleriniz varsa soy isminizde. Diyeyim ki ben işte E, a, e e e bir sürü e varsa burada benim fazla bir enerjim var demek olduğunu benim bilmem gerekiyor. Hmm. Ve bu bu kadar e varken bir de tutup E'li bir isim koyarsam bir konuda demek ki ben burayı sıkıştıracağım. Yani fazla bir şey. Var. Mesela hmm. masa üstün bir e, sehpanın üzerinde kaç tane mum koyabiliriz? Mesela koy 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 koy. Bunları e harfi gibi düşünün. Hmm. Ne olur? Bu ne kadar çok gereksiz, bu kadar mumu mı, mı kaldıralım dersiniz. İsimlerimizde de böyle. Lütfen koyduğunuz isimler, ikinci isim koyuyorsanız ondaki harfler onda olmamasına dikkat edin. En iyi yapabileceğimiz hmm. şey çeşitli harfler olsun o Tarklı zaman. Farklı farklı harfler. Tekrar harf... etmemesi lazım. Çok fazla. Ha, mesela yere... Sungur'daki u çok mu tekrar etmiş oluyor? Şebnem Sungur, hayır orna değil. Ha, üçten, üçten fazlaysa. Üçten fazlaysa. Tamam. Üçten fazlaysa artık böyle dıt 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 arabanın yağ gibi şey gibi. Evet, evet, gibi. evet yani. sensör uyarı veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen sensör gerçekten uyarı veriyor. Şimdi biz e, bunun bir tablosu var. Evet. E, çok kolay. Zaten biz hani hep numarayı bilenler artık biliyor ki dokuz rakam var. 9 tane rakamımız var. Bu 9 rakamın da. Her bir harf'e gelen bir karşılığı var. Heh, tamam. Şimdi onları vereceğiz. Aynen. Biz zaten bu e, videonun altına onu yazmış oluruz. İnsanlar en azından işte. Evet. Bir e, tablo. Bu bir tabloyu var. E, şimdi ekrana getireceğiz. Bu tabloda siz hangi harf? Hangi sayıya denk geliyor denk bakacaksınız. Aynen. Sözel olarak da bir söyleyelim. Yani. E... Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Benim adım Selin ya. Evet. Ben bunun sayısal karşılığını yapabilmem lazım ki toplayacağım onu. Evet. Şimdi birinci e, yani bir sayısına denk gelen A, evet. S, Ş, Ş ve J harfleri. Dört tane harfimiz var A'da. Ha. Yani bir de. bir de. Bir de dört tane harfimiz var. A, J, S, Ş. Hı -hı. Yani e, bir toplayabileceğimiz harf A, S, Ş, J varsa altına hemen bir yazacağız. Ha ismimizde mesela. İsmimizde. Mesela evet. Selin'in baş harfi S ya, onun hemen altına bir yazacağım. Evet şebnem ben de bir yazıyorum. Hı -hı. Evet ee, şimdi <laughs> yorumlar geliyor stüdyonun içinden. Evet 2'ye 2'ye karşılık gelenler tabloda görüyorsunuz. B K T 3'e C C L U Ü bir dakika C C L U, U Ü. Ü evet. 4'e D M V evet. 5'e E N evet. 6'ya F O Ö 7'ye G P Y 8'e H Z evet. 9'a I, I, R. I, I, R. Tamam. Şimdi, bu tablo bu bizim elimizde bizim olacak. harf tablomuz. Hı hı. Eğer adınız kısa, uzun fark etmeksizin hangi harfiniz varsa hemen altına o tablodaki e, rakamsal karşılıkları yazıp toplayacağız. Soyadımız da geçerli mi? Hayır. Sadece şimdi, şimdi İsim. şimdi konuşuyoruz. Peki iki ismimiz varsa? İki ismimizi yazacağız. İki ismimizi birden evet. yazacağız. Tamam. E, kimlikte yazıyorsa onu da alacağız. Kimlikte yazıyordur. Bazı insanlar da çok var Ben çok karşılaşıyorum danışmanlıklarda. Ee, benim kimlikte yazıyor ama söylenen başka. Onu da alıyoruz. Çünkü beni resmiyette böyle biliyorlar. Benim resmiyetteki yansımam bu. Hmm. Çünkü yazılı kaynaklarda işte bütün devlet işlerinde, bütün resmi işlerimde ben o isimle anılıyorum. Onun etkisini alırım. Hmm. Normalde kullanmıyorsanız bile, kimliğinizde yazıyorsa... Bile. O evet. isminizi de alacaksınız. Bir de şöyle bir şey var. Kimlikte yazmıyordur ama atıyorum adı Ayşe'dir. Babaannesi ona Fatma demek istemiştir. Evde Fatma diyorlardır. Dışarıda Ayşe diyorlardır. Ama evet. yazılı bir şeyi yoktur. Onu Alırız. da alsınlar Alırız. mı? Alırız. Çünkü okay. şöyle bende de çok o durum var. Mesela ben adımı değiştirmeme rağmen yazılı olarak yazmamasına rağmen benim sülalem hala bana eski ismimle hitap ediyor. Hı hı. Ben hala onun etkisindeyim. Çünkü titreştiriyor. Hı. Hala insanlar bana o ismin enerjisini yapıştırıyorlar doğal olarak. Onu da mı alıyorsun sen hesaplarken? Almam lazım Mecburen. zaten. Tabii alacağım. Demek ki bir e, kullanılan bir isminiz varsa yazılı veya yazısız insanlar size nasıl hitap, hitap ediyorsa, ediyorsa. Yani benim babaannem sadece bu ismi söylüyor deseniz bile, bile. E, o ismi de mutlaka toplayacaksınız. Şöyle en az birkaç kişinin hitap birkaç etmesi kişinin hitap gerekiyor. Etmesi. Şu da çok karşılaştığımız bir şey yani benim göbek adım buymuş ama bana hiç kimse söylemiyor. kim kimse bilmiyor Annem bana söylemişti Hayır yok Çünkü etkisi yok ha onu almayacağız onu almayacağız okay. titreştirmiyorsa kullanılmıyorsa Tamam söylenmiyorsa hitap edilmiyorsa bunu almıyoruz şimdi devlet dersine hitap ediliyor hı hı. gittiğin zaman onunla işlem yapıyorsun bankacılık işlemlerine giriyorsun senin söylenen adını bilmiyor orada kimlikteki yazın kimlikteki adın. Demek ki benim bir şekilde hitap etmiş, e, birileri bana hitap ediyor bununla ilgili. Peki. Ben ister kullanayım ister kullanmayayım. Kısaltmalar var. Bana şebo diyorlar mesela arkadaşları. O biraz nömeroji eğitiminin içeri. Normalde tabii ki bunun da etkisi, etkisi var. var çok etkisi var. Bazılarına hiç iyi gelmiyor kısa isimler. Yani Hı. böyle kısaltılmış öyle işte Selin Toşlar ya da ne bileyim <laughs> Minnoşlar falan gerçekten çok iyi gelmiyor. Evet. İnsanların birbirine hocam demesi bana mesela hocam diyorlar. E, hocam 22 zaten 22 öğretici ruh. Yani ünvanların da etkisi var insanların üstünde. Ha. Mesela hocam kelimesinin e, sayısal karşılığı 22. Hiçbir şey boşuna değil aslında. E şimdi peki herkes sana hocam diyor. Sen kendi yaşam sayına Öğrettiğim bakarken için rahatım. hocamı da topluyor musun? O işte dediğim gibi onun öz daha içi, derin bir şey. derin. Evet. Biz şimdi daha Biz sadece, yüzeysel de yapabileceğimiz evet, şeyleri insanlarla yapıyoruz. İnsanlarla ilişkilerimizde neye dikkat edeceğiz? Benim ismim ortama ne veriyor? İtiyor mu? Çekiyor mu? Bir şeytan tüyü mü veriyor bana? Hı hı. Ee, onun e, açıklamasını yapacağız aslında. Şimdi bu açıklamaya başlıyoruz arkadaşlar. Ama şunu da belirtelim. Ee, bu açıklamadan sonra mesela şebonun ben anlamını öğrenmiş olacağım. Bana şebo dediğinizde evet, neyi, e, ne, ne, neyi titreştiriyor? Doğru mu oluyor? Yanlış mı oluyor? Bana yarıyor mu? Yaramıyor mu? Onu kendim hesaplayarak anlayabileceğim. Çünkü evet. anlamlarını anlatacak birazdan Selin. Ee, şebnem dediğinizde ne oluyor? Başka şebo şey, dediğinizde şey. evet. ne oluyor? Ona göre ben insanlara izin vereceğim veya vermeyeceğim. Evet, evet <laughs> kabul. Ondan sonra öyle. bana şebo diye bir şebom dediğinde başka bir şey. Şebo dedi. O yüzden insanlara şunu söyleyebilirsiniz. Lütfen benim ismimin kısaltmasını kullanmayın. O kadar çok değiştiren var ki böyle. O değil kadar değil çok. Peki. Şimdi başlayalım. Evet. Şimdi bir herkes zaten hesaplamasını yapmıştır diye tahmin ediyorum. E ee, yazıyorsunuz. yazıyorsunuz altlarına karşılığını yazıyorsunuz işte S 1 E 5 L 3 I 9 N 5 benimki bu. Evet. Selim. Hepsini tek tek topluyorsunuz. 23'ten 5 yapıyor. Benim 23 toplam. 23, 2 artı 3, 5. Şimdi e, numaracını hep biz artık e, öğretebildiğimize inanıyorum. E, sadeleştireceğiz. Evet. Sadeleştireceğiz, sadeleştireceğiz, sadeleştireceğiz. Evet, bunun adına sadeleştirme diyorlar. Yani birden 9'a kadar bir sayı bulacağız. Çift basamaklı çıkabilir, 11 çıkabilir, 22 çıkabilir. Tamam, bunun başka bir anlamı var. Ama sizin mesela şebnem isimleri 22 kulvarı demiştim. Dört tane özel sayımız var. İsminizde... 11, 19, 22, 33 çıktıysa toplamında sadeleştirmeden önce bilin ki sizin ruhunuz özel. Siz bu dünyaya görevli gelmişsiniz. Ya benim de sıradan bir ruh olmam beklenemezdi. ya. <laughs> yani oldu bir, iyi günler. <laughs> bir Süper. görevi var. Öyle dört mi? tane sayı var. Özel. Evet. 11, 19, 22, 33. Birinizin ismi 11 ise hayattaki şanslı insanlardan. Sadeleşmeden, Sadeleşmeden önce. önceki dört tane rakamımız var. Evet. 11se. Eğer 11 ise mesela 29 çıkmış olabilir bu kişinin, 29'u bir kere daha sadeleştirince, sadeleştirene kadar ki, hı. o kısımda da 11 çıkabilir. 29'dan 11 de çıkabilirsiniz. Bu da 11. Hı hı hı. Eğer 11 çıkmışsa bu kişiler şanslıdır, ama çok dikkat etmesi gereken bir şey vardır. Hayatta söylediği her şey 2 sene içerisinde olur. Yani zaten o kulvarların içerisindeki en şanslı sayı 11. Oo. Eğer ki ama bunun içerisinde negatif söylemleri de çeker. Hmm. Yani ya işte ben şöyleyim de hastayım da o da o zaman o da olur. Büyük dertlerle de uğraşabilir, büyük sürprizlerle de karşılaşabilir. Yani iyi şeylerde kötü şeylerde 11 kendi ağzıyla kendisine çeker. Bak bunu çok iyi bilmek lazım. Eğer evet. sayınız 11 ise isminizin sayısı... O zaman ağzınızdan çıkanlara çok falan daha önemli. bir dikkat etmeniz gerekiyor. Ve ne düşündüğünüze dikkat etmeniz gerekiyor. Ve iki, iki gün, iki saat, iki ay, iki yıl içerisinde maksimum iki yıl içerisinde gerçekleşir. Allah Bizim Allah. E, yani yaşam sayısındaki de böyle çok etkili. Çok önemli ya. Allah'ın muhteşem bir şey değil Bunun mi? Bunun örneklerini görüyor musun Selin sen? Valla İzel'den yaşıyorum. Kendim zaten 11'im. Ha, Ondan yaşıyorum. Hani evet. yaşam sayım 11. Var, var, var. Ee, bir şeyi gerçekten düşünüp böyle 2 saat, 2 dakika, 2 gün içerisinde çok fazla gerçekleştiğini görüyoruz. Hı, -hı. Ee, yani İzel'de de ben çok karşılaştığım bir durum var bununla ilgili. Biliyoruz ki İzel bir şey söylediyse zaten olacak. Ben bir şey söylediysem zaten olacak. <laughs> i̇şte farkında olmak bir sürü şeyden Bir kere sezgisel kurtardım. bir harf zaten bu arada. 11 olmak sezgisel demektir. Öyle mi? Hisseder. Hmm. Yani frekans yüksek ve idealist tipler. Tuttuğunu koparan ya da söylediği her şeyi gerçekleştiren diyebiliriz. 19'lar... 19, <gülüyor> 19. <gülüyor> mücadele 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 biraz isminizin eğer toplamı 19 çıktıysa yani 9 ile 1'i topladığımızda da 10 olacak ve 1 ile 0 topladığımızda 1 olacak ya 19 eşittir mücadele ne liderlik edecek ama böyle savaşarak Hmm. sanki hayatta kolaylık yok. İlla uğraşacak peşinde düşecek, mücadele edecek. E, kolaylığı seçmez bir 19. Kazanır. Çok çok iyi işler başarır ama uğruna hep bir savaş verir. Hayatları bir tık daha zor oluyor. Bir 11 gibi 11 nasıl biliyor musunuz? Bir şey böyle gider gider sanki böyle hiç kimse bana yardım etme şöyle şöyle oradan bir çıkar 11. Sanki hiçbir şey olmamış gibi her şey o arka taraf karışsa şanslı da bir sayı o şanslı. Zaman. Okay. Gerçekten 11 şanslı bir sayı. Ee, ama onun da kendilerine göre şeyler var. Mesela şimdi bir de 22 sayımız var. Ee, i̇sminizin enerjisi işte Şebnem isminin enerjisi 22. Bu bizim üstad ruhlar dediğimiz kişiler diye öğretmek için gelmiş. Hayatta birilerine bir konusu var. Ne bu? Niş insanlar zaten 22'ler. Böyle bazı e, hani aralarda Sanki bu kişilerden bizim öğrenmemiz gereken bir şey var ama ne? Duygular, işte bir şifacılık, öğretmenlik, rehberlik. Ben birçok 22'nin öğretici olduğunu gördüm. Gerçekten ya öğretmen oluyorlar. İlginç, evet. Bana da danışırlar insanlar genelde evet. bir şeyleri anlatmak isterler, fikirlerimi merak ederler. Ben de bazı şeyleri nereden bildiğimi bilmeden bilirim. İlginç. Ee, i̇şte iki, Normalde yine bir kişi etki de iki tane 2'nin bir araya gelmesinden dolayı oluyor Hı -hı. çok bilgi var çünkü onlarda çok Hı -hı. bilgi var 22'den 4 olmak demek aslında bu Hı -hı. zaten bilgi demek Hı -hı. 4 bizim e, nolojik olarak biraz sonra bahsedeceğiz bilgi ilim öğrenme zaten bu Doğru. Bir 33 ise, 33 varsa dediğim gibi evliyalık, peygamberlik ruhun yani sizin atalarınızda var demektir. Herkeste olan bir sayı değil. bunu da yine sadeleştiriyoruz zaman. Bir 11 çıksanız da, 22 çıksanız da, 19 çıksanız da, 33 çıksanız da evet bu 4 tane önemli olduğunu biliyoruz. Ama sadeleştiriyoruz onları da 2, 1 Dört ve 6 yapıyoruz. Peki 33'lerin e, yaşamları nasıl oluyor? Onu çok söylemedik. Çok zor, en zor onlarınki. Yapma. Gerçekten. Hay Allah. En zor 33'lerin oluyor. Biraz e, fazlaca <laughs> çırpındıklarını, biraz hastalıklarla uğraştıklarını çok görürüz 33'lerin. E, ne zaman değişiyor? Yani böyle gerçekten gizli şifacıya zaten 33'ler. Hani o, e, daha doğrusu atalarındaki mevzuyu devam ettirmek ya konu. Biraz zorlandıkları doğru onların rehberlik etme şekli de yaşam tarzlarını göstererek şimdi hmm. 1.22 anlatarak hmm. öğretiyor bunlar da yaşayarak gösteriyor insanlara. Ay zor hmm. Vallahi çok zor Allah yardımcıları olsun. Evet 33 ama şöyle bir şey var gerçekten çok kıymetli bir sayı bu arada 33, niye biliyor musunuz bütün kanal bilgiler 33'lerden gelir. Ama yani bakalım taşıyabilecek kanalı. mi? İşte herkes taşıyamıyor. Taşıyabilmeye maalesef. niyet edip e, taşıyabilmek için çaba sarf etmeleri gerek lazım. demek ki. Gerçekten kendilerini geliştirmesi evet. gerekiyor. Çok maddesel bir insan. 33 ise mutlu olması. Olmaz. Olmaz. değil diyorsun. Maneviyatla maddiyat aynı anda getirecek. Hmm. Yani manevi alandan çıkmaması lazım. Zaten altı ya toplama hmm. hatırlayın altı neydi? Bir şeyleri güzelleştirmek ama aynı zamanda gizli şifacı demiştik. Hmm. Demek ki bir yerde hizmet etmesi lazım birilerine. Hmm. Birilerine iyi gelecek bir şey yaparlarsa kendi dertlerini bırakıyorlar. Yoksa kendilerine dert toplamayı seven bir sayı 33 birçok peygamberin hayatı evet. inanın o kadar çok 33 var ki ben bu dönemde mesela bazı üstad ruhların torunlarına baktım ailelerde işte soruyorlar bana da hepsi birçok evde yani birçok kişi 33 birçok kişi 33 ve e, dünyada insanların kaçta kaçtığı yüzde üçü üçü az da bulunuyor çok aslında. az ama çoğunluğu da Türkiye'de sanki evet gerçekten Değil Türkiye'de çok fazla. özel çok bir ülkede evet. yaşıyoruz ya gerçekten toprağımızda çok fazla şifacılık var neler öğreniyoruz neler peki e, bu arada söylemiştik e, bir sürprizimiz olacak size diye e, Silopya'nın katkılarıyla hazırlanan bu programda biz e, Silopya'nın e, güzel ürünlerinden bir set var elimizde. Bu setten Selincim sana da hediye edeceğiz. Bize <laughs> güzel ederim. bilgileri verdiğin için e, bize mesaj atan, daha doğrusu yorum yazan 10 izleyicimizi de Silopya oh. seçecek ve e, harika bir set verecek. E, bu setin içinde şimdi size şu göstereceğim. Bu e, yüz temizleme e, bir serum. ...ve bir anti-aging krem var. Şimdi... ...iyi yaşamak çok önemli bir şey ya. İyi olmak, iyi kalmak. Ben çok seviyorum böyle şeyleri. Mesela benim bir tane gül yağım var. Bunu çok sevdiğim bir e, lokman hekimden alıyorum. E, Behzat Hoca kulakları çınlasın. Ben bunu mesela kokluyorum, bileğime sürüyorum... ...ve gerçekten frekansımı yükselttiğini hissediyorum. E, ve... Gülüşmeler. Böyle şeyleri en kullanmayı yüksek en ya. yüksek frekans değil mi? Yani böyle şeyler kullanmayı çok seviyorum ve bunu da size tavsiye etmek istiyorum. Ben bu ürünü denedikten ve kullandıktan sonra kendilerine ulaştım, çok inandım, çok güvendim, ee, çok da memnun kaldım. Dedim ki gelin birlikte bir çalışma yapalım. Bunu izleyicilerimize Memle. de verelim, gelen konuklara da verelim. Çünkü bunların içinde arkadaşlar e, kimyasal yok gibi bir şey. Yani zaten kokusundan falan da anlayacaksınız. Yani bu ürünleri eğer kokladığınızda ve çok keskin parfüm kokuları alıyorsanız e, orada mutlaka kimyasallar evet. var demektir. Ama gerçekten bu ürünlerde yok ve ben kullandığımda çok bana iyi geldiğini gördüm. Şaşırdım. E, hoşuma gitti ve sizlerin zaten de denemenizi istiyorum. Zaten bitkiden alıyorsa frekansı evet. yüksek alır. Ve bilim adamları falan çalışıyor. Bunlara şey deniliyor e, sanırım. Yeni nesil Ürünler bunlar. Hmm. Yeni nesil doğallık deniliyor. Ve amaç da iyi olmayı sürdürmek. Yani dışarıdan bunları aldığınız zaman, bu katkıları yaptığınız zaman bir anda cildinizde ışıltı, anti aging, işte lifting etkisi, gözeneklerin küçülmesi, nemlendirme, temizleme gibi çok güzel şeylerle karşılaşıyorsunuz. Daha Etkilerini bugün görüyorsun. buna benzer bir şey söyledim. Sizle de paylaşmak istiyorum. Hı -hı. Ee, Şimdi toprak bizim yani normalde birinci seviyemiz tamam mı? İlk hı hı. E, her şey topraktan çıkıyor. İşte bitkiler topraktan çıkıyor ve taşlar da topraktan çıkıyor. Ve e, Yaradan o kadar güzel kodlamış ki bitkilerin tadı, kokusu farklı farklı ve her şeyin bizim tenimizde, vücudumuzda bir karşılığı var. Evet. Mesela sarımsağın ve işte enfeksiyonları e, bitiren bir Evet e, yeri. İşte kekin ya da işte bir biberiyenin de ya da ne bileyim e, bu tarz işte Hı. biberiyeden geçin saç uzatmak gibi bir özelliği var. Zaten gördüğünüz böyle tık 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 evet, saça benziyor. Evet, evet. Yaradan bizi aslında topraktan onu çıkarken onu kodlayarak verdiği için sen bugün üçüncü seviyede insan yani insanlar üçüncü seviye varlığı bunu kullandığında oradaki kodla bu kod birleşip senin hangi konunda problem varsa onu düzeltiyor. Harika. Yani bugün onun içerisindeki o gül frekansının, yani gül topraktan çıkmış olsa da frekansı benim ne yapıyor? Yedinci çakramı açıyor. Yani buramı aydınlatıyor. Ben evet. o yüzden enerjik oluyorum. Evet. E, frekansım evet. yükseliyor ki evet. rahatlıyorum. Evet. Bunun içerisindeki o işte kullanılan bitkisel, ürünler. bitkisel ürünlerde evet. benim tenime ne ihtiyacım varsa muhtemelen onun karşılığı olduğu için bu kadar etkili. İnanılmaz gerçekten ben de e, özellikle kokusundan Kodlar çalışıyor aslında. çalışıyor ve e, bilim adamları çalışıyorlar bunun için şu ürün için baya işte doktorlar falan ben takip <laughs> ettim araştırdım onlara da e, ben işte bilimi ve ilimi ikisini çok seviyorum hayatıma entegre etmeyi e, o yüzden ben de ismine takıldım. Ha? Mesela iyi <laughs> mi Slopya? O'lar <laughs> var sen seversin. C var, C O var. O, C, O varsa markada çok <laughs> Aynen. Şey, e, hemen onu hesapladım. E, 29'dan 11. Oo, Şans. şanslı. <laughs> e, güzel güzel isim koymuşsunuz. E, o zaman çok güzel bir işbirliği yapmışız. Zaten işbirliği de bir arada. Evet, o, bir, evet. 11 olmak işbirliğidir. Evet işbirliğimizi <laughs> çok güzel bir, bir markayla şart. yapmışız çok gerçekten. Güzel. C e, kapsayıcıdır. Evet. Çok soruyorlar bize de. Hemen tüy olsun gerçekten. E, marka bir marka ismini koyacağınız zaman dünyadaki demiştik ya birçok markada C'lerin ve O'ların olduğunu görebilirsiniz. Güzel bir isim seçmiş yani kendisine. Evet gerçekten de öyle e, ve ben de güvenilir markalarla çalışmaktan hoşlanıyorum. Kullandığım sevdiğim yani burada doğru şeyler anlatmaya öğretmeye e, ve bir şekilde de onlara e, hediye etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla da bugün yorumlarınızın sonuna e, iyi kal yazarsanız eğer 10 izleyicimize bu setten vereceğiz öncelikle de size hediye Ay, çok edelim efendim doğum böyle doğum günüyle. Doğum günü hediye mi olsun Öyle yani. mi doğum günün mü? <laughs> evet ben mayıs'ta doğdum. Mayıs'ta için. doğdun. O zaman e, Silopya adına teşekkür biz de ederiz. doğum gününü kutluyoruz. İyi günlerde kullan. Dene bakalım beğenecek misin? Ben çok memnun kaldım. Paylaşacak. 8 aylık bir ürün daha. Çok daha genç ama Bu, bence çok iyi yerlere gelecek a, evet yani e, isim olarak güzel girmişler evet <laughs> isminiz de tamammış bakın öğrenmiş oldunuz <laughs> peki siz de abone oluyorsunuz yorumlara iyi kal yazıyorsunuz ve on izleyicimize bunlardan gönderecek çok güzel firma. bence çok şanslı bence de Güzel. Yani benim sofraya tuzu sen getir. Ayakkabıları sen topla. O onu sever. Her şey üstüne alınmayacak. Böyle biraz şüpheden uzak duracak. M'nin sivriliği işte V'nin M'nin tersiymiş gibi. Asla yapmam. Asla biraz otoriter olduğunu bir gerçek. Dediğim dedik çaldığım düdük tiplerdir. Dokunuşunuz iyi gelir, varlığınız iyi gelir, konuşmanız iyi gelir. Lütfen dokuz bir anneniz varsa, babanız varsa biraz övün onları ya. Çünkü onun istediği şey o. İstikrarsız bir yapısı vardır E'nin. Çok değişkendir. Hemen her şey onu da ister, onu da ister, onu da ister. İyi para kazandırır bu arada H harfiniz baştaysa. Çünkü O'nun, Ö'nün biraz bencil bir yapısı var esnek ve kıvrımlı ya. Maalesef söylemek istediği şey de yanlış anlaşılır. Burada bir uygulama yapalım mı? Olur, yapalım. Çok mutlu oluruz. Ee, bu yaptığım şeyi hafife almayın. Ciddi söylüyorum, etkili yani bu arada. Her şeyin yaratıcısı Allah'ım. Bu isim ilk nerede yaratıldıysa ve bugüne kadar ne etki bıraktıysa Evet şimdi birden başlıyoruz Selin'cim. Eğer isimlerinizi topladınız ve bir sonucuna 19'dan ulaştınız. 19'dan ve işte bir olmuşsan 28'den 10, 10'dan bir olmuşsan hmm. bir dediğimiz kişiler lider ruhlardır. Evet. Yani evin içerisinde e, is, isminiz, eşiniz, siz, çocuğunuz çocuğunuzun ismi de bir titreştiriyorsa o çocuğu zaten e, yani baskılayamazsın. Hmm. Bunu bilerek davranacaksın. Hmm. Diyeceksin ki bu yönetilecek ya da yönetecek. O zaman bir insanına bu çocuğunuzsa yönetici alanları verin diyoruz biz numerolojide. Yani benim sofraya tuzu sen getir. Ayakkabıları sen topla. O onu sever. Sorumluluk, Sorumluluk almayı sever zaten bir. O yüzden vermediğiniz sorumluluğu size baskın olarak göstermeye çalışır bir enerjisi. Otoriteye karşı duruş evet, var mıdır? Zaten o işte, otoriter ha, figürlerle ha, mücadele ha. dedik ya bir Anne bile da otoriterse anlaşamaz yani. Evet. Suyuna mı Aynı, gideceğiz bu çocuğun? Suyuna değil, görev. Çocuklukta itibaren görev verilmesi lazım. Yani Hı -hı. E, sorumluluklar. Sen Hı -hı. şunu yapacaksın, sen odanı topla. İşte sofraya suyu sen getir, şu tabağı sen götür, ayakkabılar senden sorumlu. Hı -hı. E, bu çocuklukta itibaren yetişirse güzel. Yetişkinlerde zaten çatışmamızın sebebi bu. O diyor ben, o diyor ben. Bir zaten hmm. ben demektir. Demek ben ki yaparım, mesela ben eşler bilirim. arasında bir tanesi birse... Ee, ona... Biraz evet sorumluluk verilmesi gerekiyor bu kişilere. E, şu fikirleri sorulsun çok ister bir. Hmm. Yani ona da birisi fikrini sormayıp kendi bildiğini okuyormuş gibi göründüğü için zaten bir dakika ya ben de varım yapıyor. Hmm. Aslında Anladım. konusu şu. Ben varım destek olacağım, yardımcı olacağım ama bana fikrimi sor. Çünkü gerçekten bu arada birilere güvenin. Çok vizyoner olur biriler. Saksı değilim ben diyor. Bana Saksı soracaksınız. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> öyle ama. Aa. Bir bir varsa hayatınızda yani böyle ben şunu istiyorum deme kenara geç. Normalde yapması lazım ama yapmıyorsa çocukluğundaki sorumluluk alamadığı için böyle demek ki küçük küçük sorumluluklar verilebilir. Hı. Destek istenebilir. Bir zaten birin des, birin konusu duruşu itibariyle Böyle bayrağı elinde tutan, önde giden gibi tamam. bir Başka harf. Başka özellikleri var rakam. mı? Başka özelliği işte şey, baskın olması. Baskın, anladım. Ve en önemli ben, özelliği. ben ben ben. Görünmek istiyor. Ben hmm. yaparım, ben hallederim, ben çözerim, ben hall hallederim. Ya sen işte. bana bırak. Abra, Aslında bunu bırak. yapıyor. Çözeriz. O diyor ben yaparım, o diyor ben yaparım. Orada anlaşamıyorlar. E, burada da işte şey ilişki analizinde birbirlerine destek olacakları yerlere bakmak lazım. Ama isim etkisinde de insanlara nasıl davranacağımız zaten çok yani bize rehberlik ediyor. Peki. İki. İki, ah canım duygusal harfler. <laughs> Böyle söylediğin zaman evet. üzülüyoruz ya. Ya şey, onlar İki. çok duygusal. duygusal. BKT. Çok duygusal, çok duygusal. duyguyla yönetiyorlar alanları. Öyle mi? Ee, yani Zayıf beni, anla, bu mu? beni anla, beni anla, beni hmm. anla. Ben bir şey demeyeyim. Sen beni anla yapıyor aslında. Hmm. Ve duygusal olduğu için e, onun niyeti beni gör. Gerçekten. Burcular, buketler, buraklar, Bekirler, bunlar duygusal harfler. Hmm. Yani şey baş harfleri olan B'lerden bahsediyorum. Evet. Ama isim sayısından iki çıkmışsanız da BKT harflerinden toplamın ilk hmm. şeyi şunu yapacak bir iki insanı, yani iki insan, isimdeki iki birazcık daha evet anlaşılır olmak için alıngan olmayacak. Aa. Her şey üstüne alınmayacak. Böyle biraz şüpheden uzak duracak. Ve iki enerjisi varsa paylaşmak zorunda. İçine atarsa maalesef büyütme enerjisi var. Nefretini büyütür, abartır, öfkesini... Kendi kendine doldurmaya yatkın bir enerji. İsminizin toplamı 20'den 2 iseniz, 11'den 2 iseniz fark etmez. O da aynı çünkü. Bilin ki yani kendi kendine doldurma gibi bir gücün var. O yüzden alınganlığı bırakıp evet birazcık daha Farklı bir şeye odaklanması gerekiyor. Biraz hobilerle ilgilenmesi lazım. Kendine iyi gelecek bir şeyler yapması lazım. Tamam. Ona dikkat edecekler evet. o zaman. Bunu düzeltecekler. 3 3 C, Ç, L, U, Ü harflerini. Bu kişilerde içe kapanıklık varsa. Tamam böyle 21'den 3, 12'den 3. Bunlar da buna dahil. 30'dan 3. İçe kapanıklık çok üçe uygun bir davranış değil. Eğer Aa. ki bir içe kapanıklılık varsa C Ç, L U Ü de bilin ki görünür olmaz daha hmm. geride daha böyle yani bana bir kimse karışmasın ben kendi başıma yaşayayım ama C Ç, L U Ü harflerinin etkisi olan üçün toplamındaki aynı zamanda işte isminizle de enerji üç olabilir ya bu şunu yapıyor size bu sana uygun bir tavır değil sen çok içine kapanamazsın hadi biraz dışarı hadi hmm. biraz dışarı bu sefer ne yapıyor? olur olmadık yerlerde kendisini sahnede bulur. E, alakasız bir ortamda bütün sahne ışıkları kendine gelir. <laughs> Sen ne diyorsun? Sence nasıl? O ne kadar çok kendi çekmek isterse o kadar dışarı. Ama üçün eğer isim enerjinizde üçse çok flörtöz bir yapıdasınız. <gülüyor> <gülüyor> Bazen bana insanlar böyle geldiğinde ki e, kendisini böyle anlatmaya çalışıyorlar. Ben onun ismini tık 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 topluyorum. Üç ya. Tamam. <laughs> Artık Sen, Yürü. DM'den yürürler. Evet. <laughs> ya diyorum bir kere senin ismin hiç bana ne anlatıyorsun? Aa, yani ya. bana hiç öyle içime <laughs> kapanığım falan numaraları yapma diyorsun. Evet. 3'se gerçekten flörtöz ama bu flörtözlük şeydi yani çapkınlık. Evet vardır çapkın olmak için ama bir e, insanın isminin neresinde 3 varsa birazcık oluyor. içten içe bastırdı olabilir onu bilmem ama gerçekten bunu bana anlatmasınlar. Güzel bir şey ya ne olacak? Güzel. Flörtöz olsun. Güzel. Yani. Ya yani ne olacak? Yerine göre. Yerine göre tabii yani. <laughs> yani e, Çapkınlık başka bir şey bence. Tabii. Flörtüz olmak daha başka bir şey. Çapkınlık başka bir şey. Başka aynen. bir şey. Dört. Dört. Ee, biraz katı harfler zaten. Ee, D, M, V. Bunlar böyle bakın işte D'nin köşesi, işte M'nin sivriliği, işte V'nin M'nin tersiymiş gibi. Biraz böyle tık 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 keskin. Hmm. Asla yapmam. Asla. Genelde onlar da duyarsınız dörtlerde. Ben dörttüm galiba. Değil evet dörtüm. size dörtsünüz. Evet. <laughs> Asla yapmam değil de biraz esnek. Yani evet. olabilir. Mesela onların dört insanların, şimdi 22'den dört biraz farklıdır ama evet onun da kuralları, sınırları vardır. Yani ee, bir 13'ten 4'le işte ya da 31'den 4'le 40'ten 4'le çok ar yani aralarında çok fark var 22'den 4'ün çünkü dedik ya o yani üstad olursun öyle herkes öğretmen olamaz hmm. ama herkes öğretmen olabilir baktığınız hmm. zaman herkes onun, üstad olamaz ama öğretmen olabilir evet şimdi burada hayır herkes öğretmen olabilir mi okuldan ol, olursun olursun ama herkes öğretebilir mi ha öğretemez onun evet, ondan o bambaşka doğru. bir şey e, şunu söylüyorum eğer sizin dört e, harfin yani dört rakamına tekabül eden bir isminiz varsa dikkat edeceğimiz şey şu ben bunu asla yapmam yaparsınız kesin yapacak. Ay çok yaşadım ben bunu. <laughs> kesin yapacak. Dememeyi öğrendim artık. Evet ya bu zaten böyle böyle öğretiyor. Evet. E, bir dört harfi şey dört rakamı varsa e, isminizde bilin ki esnemeniz gerekiyor Hı. olabilir mesela sert bakış açıları, yargılamalar hiç uygun değil dörde. Peki. Ee... Beş. Beş. Ee, beş. Beşin konusu da böyle lay lay lon bir yapı zaten beş. Böyle çok çeşitlilik. Alaycılık. Ve alaycı değil, çeşitli, değişiklik. Sürekli yenilik olsun onun hayatında. Sürekli hareket olsun, sürekli değişsin, insanlar değişsin, alan değişsin. Her şey değişsin Macera onun için. Acı. Maceracı. O yüzden bir beşseniz isim enerjinize lütfen Allah aşkına bilmediğiniz işlere girmeyin değil? çünkü bağımlılık yapıyor, bırakamaz, bırakamaz, zor ayrılıyor. Beş'in konusu siz bir isim enerjisine beşseniz bazalarınızın altı dolu, kapılarınızın arkası dolu. Ondan sonra giymediğiniz kıyafetler dolu demektir zaten. Sevgili beş diyorum ya aynı, ben de beş isim enerjim beş ya, yani. ben de onu dönüştürene kadar çok. Ee, zorlandım böyle. He. Bayağı bir beni kastı o durum. Ee, ama bir beş olmak aynı zamanda en keyifli şey. Çünkü bilginin oluk oluk aktığı bir enerjidir beş. Nerede e, medyatik bilgiler var? Nerede işte e, şey magazinsel, magazinsel bilgiler var? Şimdi bu bana nereden geldi dediğiniz aynı zamanda daha keyiflidir beş. Dedikoduyu beşle yapacaksın yani. Evet biraz 3 <laughs> e, <üç gülüyor> ve 5 bu konuda aslında konuşma enerjisi verdiği için evet. e, o yüzden biraz 5'lerin gerçekten çenesine sahip çıkması lazım. Neden? Dediğiniz gibi e, konuşmayı ve anlatmayı çok seven bir rakam olduğu için kendileri e, birilerinin hakkında konuşmamayı öğrenmesi lazım. Hmm. Neden? Karma yaratmaya en uygun sayı 5 Evet bu konuda. 6'ya geçelim. 6 sorumluluk harfleri farkındalıkları çok yüksektir zaten altı insanlarının yani isim sayısında altının bunların çok fazla öğrenmesi gerekiyor bilmesi gerekiyor çünkü altın çakrayı temsil ettiği için ekstra bilgidir bu ekstra hmm. yönetim alanında çalıştığı zaman çok başarılı olur bu kişiler hmm. çünkü beyin gibi düşünün yani altı zaten burasını çalıştırıyor ama zaten gizli şifacı Hmm. Yani altın enerjisi nerede o görürsek göreyim gizli şifacı bilin ki sizin hizmet etmeniz gereken bir yer var ve bekletiyorsunuz. Eğer şu an ya hayatım çok kötü işte para kazanamıyorum hastayım diyorsanız fazla bilgi insanı hasta eder. Bilgini ver rahatla. Ya bildiğini bilmiyorsa yani bildiğini bilecek ama önce değil mi? Ben... Aslında bildiğini biliyor da kendini yetersizlik hissi. Ya Aa, Onu yenecek. Hayat çok kolay. Git yapamıyorsan destek al. Hı -hı, Git kendini de ki ben kendimi bir türlü ortaya çıkaramıyorum. Aslında çok fazla bende bir şey var, bir enerji var ortaya çıkarmak istiyorum. Bunu yapabilecek binlerce insan var. Durmasın. Bu bir bahane değil şey hanım? Doğru. Yani... yani doktor benim ayağım ağrıyor deyip diş doktoruna gitmiyorum sonuçta. Evet. Ayağım ağrıyorsa ayak doktoru arıyorum. İşte ya da neyse ortopedi hı -hı. arıyorum. Diyorum ki benim böyle bir kemiğim işte şu var, bu var. Yani dişim ağrıyorsa da göz doktoruna gitmiyorum. Demek ki ben bir şeyleri biliyorum aslında. Adem'e, Hazreti Adem'e dünya gelmeden önce her şey öğretilerek gönderilmiş. Zaten ne diyor ayette? Biz Adem'e her şeyi öğrettik. Yani onun sonunda zaten var. Var. Yeter ki niyeti olsun. 33'ten evet. 6. Herhangi bir 6 zaten bunu kendisini kandırır. Ben Hı -hı. hiçbir şey yapamıyorum derse. Yani sıkıntıya değil çözüme odaklansın. Herkes için öyle değil Herkes mi? Herkes için öyle. Evet doğru. Yediye geçelim. 7 yedi, ruhsal. Ruhsal, değil mi? ruhsal evet ruhsal. Ee, birazcık böyle depresif tipler oluyor 7 insanları. Hmm. İsim sayınızda eğer yediyseniz bir kere e, böyle meditasyon, yoga, işte pilates, enerjiyi bırakabilecek eğitimler. Yani öğrenmektir zaten 7 Kainatın bilgelidir. Seni daha bilgi yapacak bir şeylere odaklanman gerekiyor ki duygusal durumunu toparlaması lazım yedinin. Hmm. Bir'in egosuydu. 2'nin duygu şeyi alınganlığıydı. 3'ün işte çekingenliğiydi. 4'ün katılığıydı. 5'in çenesiydi altının farkındalığıydı. 7'nin ruhsallığı. Yani kendi ruhunu besleyecek bir şeyler yapması hmm. gerekiyor ki o zaman var ya kainatın enerjisiyle aynı gittiği için yani eee çok rahat eder. Yani benim ruhum önce bedenim sonra geçiyor mu? Öyle bir dünya yok. Aynı işte yedi böyle. Geldik sekize, gene sekize sekiz yağdıracak değil mi? Sekiz. Evet. İltifatlar. İltifatlar ama sekizin şöyle isim sayınızı seniz biraz otoriter olduğunuz bir gerçek. Hmm. Biraz katı sekizler isim enerjisinde e, dediğim dedik e, çaldığım düdük tiplerdir. Çünkü der ki sekiz ya ben zaten her şeyi biliyorum. Ay. Zaten ben her şeyi biliyorum. Yani e, sen bana bir ayak uydurur musun lütfen? Ay evet, o biliklerle hiç anlaşamam <laughs> ben. Bil <laughs> Bilik onlar öyle derim onlar. Her şeyi evet, bilirler, her en şeyi bilir. onlar. Bilir. Evet. Parmak böyle gezerler hep. Yani. Evet, evet. Böyle. Zaten çevresinde arkadaş tutunamayan tiplerde sekizler oluyor. O baskınlıkları yüzünden evet. biraz böyle geride geride tutuyorlar arkadaşlar. Çünkü herkes onun bildiği şeyi onun gibi bilmek zorunda. Evet, iyi bilir, mükemmeliyetçidir. Sen iş ver kenara geç o başarır. Tamam, bunlar da okeyiz ama İlişkilerinde problem yaşıyor zaten 8'ler. Yani hiçbir şeyi kabul etmiyor. Her şeyi ben bilirim diyen bir insanla ne kadar geçinebilirsin? O yüzden ona ne lazım biliyor musunuz? Yönetilmeyi Zopa. seven. İyi bir sopa. Yönetilmeyi <gülüyor> seven sayılar lazım ona. Ha, mesela kimler yönetilmeyi seviyor? İki. İki. Hayır <laughs> ya. İkiyi alacaksın, 8'e vereceksin. Ondan sonra evet. o... O ikiyi darmadağın etsin o sekiz. Et, Paralasın. Etmiyor işte. Etmiyor. Ha, diyor ki ona şunu iyi yap geliyor. diyor yapıyor, bunu yap diyor yapıyor. Ha, o da ondan hoşlanıyor. Evet, Birileri ondan beni işleniyor. yönetsin diyor. Ha, i̇lişkileri de buna göre kuracağız demek ki. <laughs> evet. Peki birlik sekizler? Dokuz. Dokuz. Ve son, son. sayınız. Evet. E, siz bir dokuzsanız şifacısınız. Dokunuşunuz iyi gelir, varlığınız iyi gelir, konuşmanız iyi gelir. Bir aramanız, ses tonunuz iyi gelir. İyi gelir yani. Bunun başka çaresi yok. Başka Der değil. ki bir dokuz insanı birin hayatındaysa ona zaten dokunan bir yönü vardır. Ve dokuzun kendinin altındaki bütün bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'in bütün hepsinin enerjisini dokuzda topladığı için kendisi çok karışık Ay ama dışarıya çok barışık. Yazık. O yüzden işte ben değil dokuzlara diyorum mi? bakımsız. Kendini önemseme yani. Mesela birçok dokuzun kendi dış görünüşüne çok önem vermediğini görürsün. Gerçekten. Hı. Çünkü Hep önemli başkanım. olan insanlık dokuz için. Faydalı olayım. Evet faydalı olayım. Onu da yapayım. Buna da fayda gösteririm. Zaten işte bir pijamayla bile dışarı çıksın önemli değil. Yeter ki birinin işini çözsün dokuz. Hizmetçi ruh dediğimiz. Hizmetçi ruh. <laughs> evet. Bütüne hizmet gidiyor. eden. Bütüne hizmet eden ruhlar zaten dokuzlar. Ve dokuzlara ben şunu söylüyorum. Sevgili dokuz. Bir, şimdi bir de şöyle bir durum var. Çok beklentiye girer dokuz. Kendisini parçalıyor ya. Karşılığını istiyor. ister. İstiyor diyor ki yani, ama ben senin için bak hiç önemsemedim yapma. Yapma diyoruz yapma. Biraz böyle kendini parçalamamayı öğren ve... Maddi dünya ile bağlantı kuramıyor dokuz. Çünkü aşırı ruhsal. Hmm. Yani önemli olan diyor ki yani insanlık ya. Para ne ki? Paranın hiç önemi yok. Onun için paranın önemi yok. Hiçbir şeyin önemi yok. Yeter ki birini kurtarsın. Birine iyi gelsin. Birine iyi bir şey yapsın. Onun tek istediği şey o. Ya. O annesi aynısı... beklenti, beklenti, evet. beklenti. Ne istiyor biliyor musunuz? Bak ben sana bunu yaptım. Bir şey söyle bana. Velkalmış evet. Ay iyi ki varsın. İyi ki işte Bu, bundan beslenir dokuz Evet. Lütfen Sen olmasan dokuz ben bunu yapamazdım. Bir do ben hep şunu söylüyorum. Lütfen dokuz bir anneniz varsa, babanız varsa biraz övün onları ya. Çünkü onun istediği şey o isim çocuk numarasında konuşurken zaten bunları anlatıyoruz ekstra ama yaşa ya yani isim sayısında o beklentiye giren insanların çocuklarında yaptıkları görülmemiş çocuklar, beğenilmemiş çocuklar. Hmm. O yüzden bugün bu hayatta parçalana parçalana, böyle hırpalaya hırpalaya, fedakarlık ede ede çocuğu için, eşi için, kardeşi için, annesi için yok olan tipler. Peki eğer 9 dokuz sayısı 9 rakamı şey yapmasın mı çok da öyle kendini parçalamasın mı yoksa Keşke. adına uygun mu davransın? Keşke parçalamasa da ama şöyle beklentiye girmesin. Ha yapsın ama evet. karşılık Ş beklemeden. Evet. Yapsın. Şöyle yapacak dokuz. Bir şey yapıyorsa bunu görünür olmak için yapar ama yapmasın. Neden? Bunu istediği kadar yapsın enerjisi uygun değil dokuzun. Dokuz ben isim enerjimdeki sözüm ne biliyor musunuz? Ben yaptığım her şeyin karşılığını Allah'tan alacağım. E buraya geliyorum unutuyorum. Hmm. Bu sefer insanlardan bekliyorum onu. Hmm. O yüzden zorlanıyor zaten. Hem yapıyor ediyor hem yapıyor. de görünür olamıyor. Olamıyor. Çünkü Olmayı da isterse ama, yandı. Ama bıraksa var ya Yaradan'ın o kadar destek ki aslında. Hı. Ama yaradan unutup insanları tutunduğu için zaten alamıyor. Demek ki beklentisiz yapacak. Beklentisiz yapacak. Görelim zaten bu. söylüyorum dokuzlara. Beklentiyi bırak. Görünme çabanı bırak. Sen yap kenara geç. Yap kenara geç. Hani var ya denizde at sen balık bilmezse halik bilir. E işte Yaradan bilir. Hı hı. Onun, onun bilmesine odaklanmayacağız. İnsanın Zaten kelime kökeninde nisyan var, unutmak var, evet, nankörlük unutan var, insan. unutan. Evet. Zaten insandan değil, haliktan, yaratıcıdan aldığın zaman faydasını alırsın onu. Kesinlikle. Peki. Hemen e, bu programın son bölümünde şu baş harfleri bir e, bakalım mı? İşte A, S, Ş, J olanlar baş harfleri. Evet. Şimdi e, A harfi zaten bizim lider harfti ya. Normalde biri de temsil ediyordu. O yüzden eğer ki ben ilişkilerimde iyi olacaksam. Bakın yönetici harftir A ve isminizin başındaysa e, isminizin başındaysa öfkeli olmayacak. Eğer ki öfkeyi öne atarsa yani öfke olduğunu gösterirse ay aman işte ne bileyim şu Ahmet'e de hiç bulaşmayalım. E, çok böyle egolu, çok kibirli. Bu bir tık geride tuttuğu için öfkeyi bastırıp yönetici alana geçmesi lazım. Bir kere harfi alfabenin ilk harfi. Demek ki ben öncüyüm ya. Bir konuda öncüyüm ben. Ama ben öfkeyle bastırıp beni kendi normalde liderlik edecekken hani vardır ya böyle iş yerlerinde manipüle, hmm. manipüle eden tipler. Kimse sevmez onları. Evet, Kimse yani. onlarla ilişki kurmak istemez. Onun yönetici olmasına bile istemez. Burhan Bey gibi <laughs> Avrupa şey, var. Şey var ya. <laughs> e, neydi onun adı? E, böyle bazı bir, birkaç kişi vardı yöneticisi gidince kutlamalar yapmışlar. evet. Falan. İşte <laughs> bu bu insanlar e, maalesef öfkeyi bastı yani kendi yönetemezse bir kere kendini yönetemiyorsun. Beni evet. nasıl yöneteceksin? Doğru. Kendi öfkeni yönetemiyorsun. A harfi olan insanların e, Öfkesini yönettiği anda insanları çok fazla etrafına toplar. Mıknatıs enerjisidir A. B, baş harfimiz B ise? Evet, baş harfimiz B ise e, niyetimizi belli etmemiz gerekiyor. Çünkü iki belirsiz, yani şey e, B harfi biraz belirsizliktir duygularda da. Hani alıngan e, Hı -hı. enerjiydi ya iki. Hı -hı. Baş harfinde B ise netlik çok önemli. Yani kendi duygusuna ne istediğini... Kendisine itiraf etmesi lazım hmm. bir kere. Çünkü anlaşılmayı bekleyen tipler olduğu için B harfiyle başlıyorsa isminiz bir kur şeydir B kurtarıcı bekler. Ha. Beni anlasınlar. ve O yüzden duygusal olarak netliği kendisine öğretmesi lazım. Tamam. C. C. C, Ç bunlar birlikte C, bir ç, ç, mi? aynı evet evet. Tamam. Normalde noktalı harflerin de etkisi var ama önemli değil. Aynı C ve Ç baş harfiniz C ile Ç ile ise Çekingen olmayacaksınız. Yani daha böyle ezik gibi değil. Daha böyle hmm. yani hiç önemli değil. Yani ne olsun, nasıl istersiniz. Bir tık daha yetenek, yani yeteneklerini görünür hale getirmesi lazım. Öne çıkacak. Öne çıkacak. Çünkü dedik ya saklanmaması gerekiyor. C'nin etkisi zaten kapsayıcı etki. Ee, isminizde işte ne bileyim Cansu, Çiğdem böyle isimleriniz varsa zaten bir tık geride durmayı seven insanlar oluyorlar. Görünür olması gerekiyor. Daha hmm. birileri beni fark etsin enerjisindedir onlar. Siz birilerinin fark etmesi yerine siz kendiniz ortaya çıkartın deriz biz. D. D biraz katıdır, düzen merakı olan insanlar. D harfiniz varsa e, diyeceğiz ki D'lere düzen onun için çok önemli. Düzen, düzen, düzen. Tamam düzen ama senin düzenin. Başkalarının düzenine de ayak uydur. Başkalarının da düzenin olduğunu kabul et. Aha. Kabul öğrenmesi lazım. Onu zaten yapamıyor dört. Aha. Ee, e. e, e. böyle istikrarsız bir yapısı vardır E'nin. Çok değişkendir. Hemen her şey onu da ister, onu da ister, onu da ister. Böyle her şeyden az az olsun ister. O yüzden biz E'lere diyoruz ki e, bir de Tırmık bir harf ya E. Evet. Çok, çok böyle bak batar lafların. E, sert konuşur çünkü E'ler. Baş harfi. Evet E'ler e gerçekten e, böyle bir tık şey. Nasıl diyeyim? Böyle iğneleyerek evet, laf sokma falan evet, vardır değil Evet onlarda çok var. Çünkü beşinci çakrada da temsil ettiği Hı -hı. için bir de E harfi baştan başlıyor. Tırmık harflerden olduğu için. Eyvah. E, biraz konuşmayla, iletişimle ilgili problemleri olur bu insanların. Diyeceğiz ki onlara... Rica ediyorum. Birazcık her şeyden az 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 biraz ondan biraz ondan yapıyorsun. Biraz istikrar. Hmm. İstikrar istikrar. F. Ee, sinirli olmaması lazım. Sinire çok dikkat etmesi lazım. Öfkeyi kontrol etmesi gerekiyor. Ee, çünkü hmm. F'nin kendisine bir şeytan tüyü vardır bu arada F'lerde. Öyle mi? F harfiyle başlayan insanlarda. Ee, şeytan tüyü var. Onlar diliyle zaten çok güzel her şeyi çevirecekler. Baş harfi Vallahi. F. E, öyle bir şekilde çekicilikleri var. F'nin zaten kendisine o, bu tarz bir etkisi var. Ama dikkat etmesi gereken şey ukala olmayacak böyle. Aa, ben. Ben <laughs> evet, yaparım. Ukala olmazsa F ona o şeytan tüyünü böyle sonuna kadar yaşatır. Çalıştırır. Peki G? E, G bizim ruhsal harflerimizden. işte hani şekli itibariyle içe kapanık ya şöyle. evet içe döner. evet. Aynen şey gibi. Neydi şu um, Holy... salyangoz mu? Aha, evet salyangoz. İşte o deniz kabuğu görüntüsü içe 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 döndüğü için zaten G'nin konusu o. Ee, daha bir tık daha insanlarla iletişimlerinde şüpheyi bırakıp yani gizemi bırakıp bir tık daha gerçek dünyayla iletişim kurması lazım G'lerin. Çok enteresan. Şimdi <laughs> sen böyle anlattıkça ben kafamda hani bildiğim tanıdığım insanlara bakıyorum ilginç şekilde. Uyuşuyor. O zaman peki biz bunları ne yapacağız? İşimize ne yarayacak bu baş harfleri? Değiştireceğiz. Bunları düzeltirsek zaten insanlarla ilişkilerimiz düzelecek. Evet. Benim insanlarla ilişkim, hayata bakış açım baş harfimle etkili ya. Değil mi? Vav. Baş harfleri bu kadar etkili. Çok. Çok önemli. Peki H. H harfi biraz H harfleri zaten maddi harftir. Sekizinci 8'i temsil ettiği için. Burada dikkat etmemiz gereken şey iktidar muamelesi yapmayacak. Yani herkese ben o, bakın 8 zaten kendisi bir e, otoriter figürdü hatırlarsanız biraz önce söyledik. H'lerin merdiven harf diyoruz H'lere de böyle duruşu itibariyle basamakları çıkan yapıdadır zaten. Evet mücadele eder çıkar basamakları tık tık kendisi çıkar. Kendi başardığı işlerde çok başarılı olur ama böyle iktidar konusunda çok sıkıntılı. Yani e, o orada bulunduğu alanı çok tutmayı seviyor. İktidarda yani, olmayı seviyor. Evet. Orada olmayı çok seviyor. E, şunu yapacak sevgili H harfiyle, baş harfi H olan arkadaşlar. iyi para kazandırır bu arada H harfiniz baştaysa. Gerçekten hmm. ticaret yapması gerekiyor. Hmm. Yani o yönettiği alanda olacak. O zaman oraya geçecek. Baş harfiniz H ise o zaman ya kendi işini yapacaksın ki o zaman o iktidar muamelesini insanlara gösterebilirsin. Diğer türlü maalesef bir H harfini, insan baş harfi H olan insanı çok altta çalıştıramaz zaten. Yapmaz. Ne kadar ilginç bir şey dikkatimi çekti. Mesela hazret, hükümdar, hükümet bunlar hep H, H harfiyle başlıyor. başlıyor. Evet. Çok ilginç. Peki I, İ? I'lar, İ'ler bizim sanatçı tipler zaten onlar. Çok böyle... Ortamda olduklarında da e, insanlara hep iyileştirici yönlerini anlat. Yani Bir şeylerin iyi olması, daha polyana tipler, ığlar iyi, iyilerdir. Ve Ama sanatçı tip. Sanatçı, zaten sanatçıların birçoğu iyi. Hemen rahmetli İlhan İrem geldi aklıma. Ha, evet. yani tam bahsettiğin tanıma uyuyor. E, onlar mesela ığları iyileri çok batarken görmezsiniz bir yerlere. Böyle sivri çok tipler olmuyorlar. Evet. Daha arka naif. plan. Gerçekten çok naif oluyorlar. Sanki böyle bir çubuk var, nereye koysan olur. Hmm. Ya öyle bir yapıları var. Hmm. Hmm. Ee, zaten dokuz harfinde temsil ettiği için neydi? Önce başkalarından beslenen, hmm. başkaları mutlu oldukça beslenen harf dokuz. Hmm. Ve iyi de öyle. Sanatçı, ediyorum. katkılı, e, çok böyle göze batan tipler olmuyor iğlari iler. Güzel. J. Jale falan gibi. Takıntılı tipler. Allah'tan çok yok. Çok yok zaten duruşu Türkçe da... Türkçe'de çok yok. Evet duruşu da şey ya kanca gibi ya. Takıntılı Jale, Biraz, Janset. Evet. Şimdi onların geçmiş takıntıları çok oluyor. Hmm. Çok fazla evet. E, gerçekten de bizim Türk ismine zaten çok uygun bir şey değil J. İyi ki de değil. Çünkü bizde Türkler olarak bayağı takanacak bir şeyler bulabilirdik. Ah ah hem de nasıl yani. İyi ki değil gerçekten. Hmm. Peki... K. E, K'lerin duruş itibariyle yani harfin kendisinde böyle tık tık bir enerjisi var ya, kesen bir harf olduğu için e, çok fazla başkalarının duygularını e, işte m, o, o takıldıkları konu zaten o. Başkalarının duygularını düzeltme merakı. Hmm. Başkalarının e, değişimlerine uğraşma merakı. Biraz başkalarıyla kendilerini bir e, o görevden bırakmalar lazım. Yoksa gitsinler mesela. Çok güzel işte e, doktor olsun bu kişiler. Ondan hmm. sonra işte... Psikolog hmm, olsun. Şey nedir onun adı? Asistan olsunlar. Hmm. Bunu çok iyi yaparlar. Hmm. Birleştirici enerjilerini kullanırlar ama birilerine katkı olurken de fazla müdahaleci oluyorlar. Hmm. K'lar. Anladım. L. E, L bu koltuk harflerden birisi. L kendisini çok göstermek isteyen tipler oluyor. Çok böyle görünür olmayı seviyor. Koltuk ya. Ha, böyle Koltuk sevdalısı. Evet. Böyle çok orada olmayı çok seviyor L'ler. Wow. Peki ne yapacak? Biraz evet görünür olabilirsin. İşte e, koltukta oturabilirsin. Ama neyle yapacaksın bunu? Yani yeteneklerinle mi? çenen sözünle mi? L'nin e, konuştuğunda çok abartılı konuşabilme özelliği var. Büyük büyük hmm. abartılar. Hmm. Bu şekilde dikkat çekmesine gerek yok. Biz L'leri öyle diyoruz. Yani baş harfinde L varsa. Bir tık daha böyle daha naif, daha e, böyle sert kelimelerden uzak durmak. Çünkü yeteneklerini gösteremeyen herkes zaten insan, yani insanlar başka türlü kendini ifade etmeye çalışır. L'lerin de konusu bu. İşte Lale'dir, e, Leyla'dır. Eee Görünür olmak için mesela bir tık daha kilo alan tiplerin L'ler olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden. Allah Allah. Bir tık daha. Peki. M. M. E, M bireysel davranmaması lazım. M'nin. Yani kendi çok ben, olmaması gereken bir harf <laughs> M. E, o zaman insan ilişkilerinde bir tık e, uyumsuzluk yaşıyor. Evet. Çok ilginç etrafımda çok olan bir e, harf. Annem de dahil. Ne? Sosyalliğe çok düşkün oluyorlar. Ee, çok gezen, <laughs> gezmeyi seven bir yapıları oluyor. Bu kişiler biraz fazla para harcıyorlar. O yüzden de para tutamıyorlar ellerinde. <laughs> Zorlandıkları konu e, bu. Değişime çünkü yani değişik yerleri, değişik <laughs> şeyleri denemeyi çok sevdikleri için. Beşlerin enerjisi. E, yapması gereken konu şu onların da hayatlarında eşya biriktirmemesi lazım. Yani kalabalıkları bırakması gerekiyor. Hmm. Diğer türlü çok karıştırıyorlar onlar. Yani enerjisi zaten onunla başlıyor. Evet, Biriktiririm evet. ben. Evet ya. Evet evet. Kesinlikle doğru. O ve ö. O ö kendi ruhsallığına yatırım yapacak. Ruhsal yönüne. Çünkü şu ruhsal dediğimiz şey de şu değil yani. Oturup doğa okumak falan. Tamam bu da dahil ama bu o değil. Bu şu. Beni Ay pardon, <laughs> ee, beni bir tık daha ne iyi hissettirir, hmm. bana ne iyi gelir çünkü O'nun, Ö'nün biraz bencil bir yapısı var. O'lar, Ö'ler bir tık daha bana ne iyi geliri biraz maalesef yanlış anlıyorlar bazı insanlar. Ee, yani sadece Önce, ben gibi ha. değil Önce de. Önce ben doğru ama sadece ben yanlış. Değil, evet. Evet. Önce ben her zaman herkes için doğru. Evet. Ama hep dediğimiz aynı şey. Sadece, sadece ben, ben doğru yanlış. değil. Peki, P e, P P'lerin harfin kendisiyle e, duruşu zaten işte üstü yuvarlak, aşağı doğru şey. E, bu kişiler birazcık daha ruhsal tipler olduğu için e, aynı takıntılar bunlarda da oluyor. Hı, J gibi. J gibi yani duruşundan it, şey evet. sezgilerini yönetmeyi öğrenmesi lazım. Daha hmm. çünkü takıntılar insanlara egodan konuşturur ama sezgiler bilgi aldırır. Sezgini yönetmeyi de çok bilmiyorsan P'ler maalesef e şey konusunda obsesif falan gibi mi? Yani ruhsal tipler normalde işte GPY'den de yedin enerjisini çalıştırdığı için hı hı. E, biraz bilgi almalar, bilgi açık olmalar lazım. Kendini geliştirmeleri gerekiyor bu konuda. Anladım. R? R'ler biraz fazla bireysel oluyorlar. Çok, güldüm. Şey çok mu bencil oluyorlar? Çok bencil tabii bencil oluyorlar. R ve çok enteresan bir şekilde ne kadar... E böyle bütüne hizmet etmesi gereken yardım etmesi gereken olsa da R'ler yardım etmeyi bir tık sevmiyorlar. Aa. Evet. Bir tık normalde hmm. I, I, R, 9 olmasına rağmen R'lerin bir tık yardımseverliği bir şey yapıyorsa da kendisi için yaptığını görürsünüz. Hmm. Bir şey yapıyorsa yapar. Bir fayda yapmaz. sağlıyorsa evet. kendine. R'nin böyle bir şeyi var. Ne biçimmişsiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> S ve e. E, S ve Ş'nin dilini dili iyi kullanır. Konuşmayı, iletişimi iyi kullandığı için. E, böyle esnek bir yapı ya. Orada böyle tık diye kesen şeyler bize uygun değil. Yani sert kelimeler kullanmak. Ha, sert e, böyle kıyasın. değil. Çünkü S harfinin genel enerjisi de esnek ve kıvrımlı ya. Hı hı. E, fıtratına çok aslında yansıması lazım ama maalesef ki yani söylediği zaman söylemek istediği şey de yanlış anlaşılır şeyler şeyler. Aslında ben bunu de böyle demek istememiştim ama böyle oldu. Hmm. Ya gelirsin. Ee, burada da işte bunu öğrenmemiz gerekiyor. Yani net konuşmayacağız s da böyle kıvıracak değilsin. Net değil de hayır. Nasıl? Net konuşmayı şöyle sert konuşmak değil. Ha, sert değil, yumuşak yumuşak. Evet, mesela dilimizi yönetmeyi öğrenmemiz lazım. Hmm. Dil yönetimi şeylerde ve şeylerde. Yoksa böyle o s böyle tıt 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 zor onun hmm. şeyi Hayatım, Kesiyor. canım. Bebeğim ha, falan bize diye Bu bizde işte değil lazım. E, işte İzel de bana hep şey der. Hocam şu WhatsApp mesajlarının sonuna bir emoji mi koysanız? <laughs> evet. Yani ben birine kızdığım zaman cimli cimli evet e, konuşurum mesela. Hayır, eğer kızmadıysam normal konuşuyorum ama birine kızdıysam Selincim diye konuya giriyorum işte yani Ayberk'cim, Bergcim, Nurkutçum. Yani böyle hani <laughs> aslında normalde böyle konuşsak Evet, Daha normalde iyi. böyle konuşacakken işte aslında orada onu yönetiyorsunuz Yönetim, farkında olmadan. Evet, evet. Diyorsunuz ki ben bunu ancak bu şekilde yumuşatabilirim. Ha, evet, sinirliyim, <laughs> belli olmasın diyorsun herhalde. <gülüyor> Aynen <gülüyor> Peki, öyle. T? E, uyumsuz harflerden birisidir T. Çok e, böyle hemen her şeye adapte olamıyor. Biraz önce bir uyumsuz davranıyor. Bir tık hmm. böyle e, bir sorgulama, bir geride tutma, birileri beni içine alsın, birileri beni bir fark etsin enerji. Hmm. Uyumsuz harflerden biri de olduğu için baş harfinizde T varsa en iyi yapacağımız şey biraz başkalarının beni çağırması değil, de girişken olmam gerekiyor. Girişken olmak. U, Ü. Başkasından beklememesi gerekiyor bir şeyleri. Yani bir kurtarıcı bekler çünkü U'lar, Ö'ler. Onu bırakması lazım. ve. V. V de çok bulunan bir harf diye biliyorsunuz. Evet. Kendine hakim olmayı öğrenmesi lazım. Hmm. Duygularına hakim olmayı, konuşmasına hakim olmayı. Çünkü e, V'ler bardak harf gibidir zaten. Hmm. E, doldurulma enerjisi. Başkaları tarafından çok doldurulur ve çabuk gazla gelirler onlar. Hmm. O yüzden kendine hakim olmayı. Yani bu benim fikrim mi gerçekten yoksa başkasının fikri mi? Bunu benim Ne var ve Vedat var, Vesile gibi isimler var evet. herhalde, değil mi? Y. E, ruhsal harflerden birisi olduğu için ego çok önemli e, Yedi şeyde, yiyelerde. E, aşırı egosuzluk da yiyelere iyi gelmez yalnız. Yani yani. Aşırı alt ego. Yok ben canım, ben ne yaptım? Bu da iyi değil. Ben yapıyorum. Bu da iyi değil. Baş harfiniz y ise dengeli davranmanız gereken şey şu. Ben enerjimi yaradandan alıyorum. Ben buradan besleniyorum enerjisine geçmeniz gerekiyor. Egonun ne altı ne üstü y'lere iyi değil hmm. Yani kendi duygularını e, öne koyarken Baskın mı ezik mi? Çünkü böyle görünür gerçekten bir y harfi hmm. Ve geldik son harfimiz z Z Başta olursa hiç sevmiyoruz Öyle mi? Evet Çünkü z'nin kesme harf olduğu için e, Zeynepler, Zuhaller e, hayat... Zor olar. <laughs> evet gerçekten kesme enerjisi var. Evet. Aynen öyle. E, Hı -hı. Baş harfi yani alfabedeki sıralamaya göre normalde git, gittiği zaman sonda olursa çok İyi. başarı getiriyor. Ama başta olursa kayıplar getiriyor maalesef. E, yani Zeynep ismini de çok önerdiğimiz bir isim değil bu arada. Halbuki ne kadar güzel bir isim. Ama baştan kesiyor diyorsun evet. yani sen o yüzden iyi diye. sonda olursa Son bitince kesiyor. Evet şey çok iyi bitişlerde çok iyi ama başlangıç harflerinde z'ler maalesef benim annemin adı da yani z harfiyle başlıyor. Hı hı. Ve hayatındaki etkisini ben de görüyorum yani büyük kayıplar yaşayan insanlar oluyorlar. Hadi ya. Para olabilir, hmm. ilişki olabilir, yani gibi Peki, bir sürü şey. Peki diyelim ki adındaki Z ile başlıyor ve bu ismi değiştirsinler mi yani bunu nasıl? Şimdi değiştirsinler mi kısmına gelecek olursak herkes adını değiştirmek zorunda değil, sevebilir bir bir hatırası olabilir ismin. Biz bunu da çok önermiyoruz. Yani babaannemin adıydı, işte ne bileyim anneannemin adıydı falancanın adıydı. Zaten onların enerjisini devam ettirmek için konuluyor bu çocuklara bu isimler Hı -hı. kesinlikle uygun değil. Hı -hı. Ama ben şunu söylüyorum, burada bir uygulama yapalım mı? Yapalım. Bu bizim numeroloji eğitimlerinde yaptığımız bir çalışma. Olur, yapalım. Çok mutlu oluruz. Çok gerçekten etkili. Yani bu yaptığım şeyi hafife almayın. Ciddi söylüyorum etkili yani bu arada. Yok yok. Şunu yapıyoruz. Herkes şöyle gözünü kapatsın. Tamam kapatalım. İsmini karşısına, kendi ismini böyle bir led tabloda ya da ne bileyim işte böyle ışıklı bir yazıda kendi adını görsün. Hı hı. Ve ismini seviyor mu sevmiyor mu her şeyi bir kenara bıraksın. İşte ben adımı seviyorum sevmiyorum bırakın. Şimdi bizim burada yaptığımız kendi enerjimizden bir şeyler ayırmak. Adımı karşıda görüyorum ve şimdi şunu söyleyeceğim. Her şeyin yaratıcısı Allah'ım. Bu isim ilk nerede yaratıldıysa ve ilk kime konuldu da bugüne kadar, benim bu yaşama kadar, benim bu yaşamıma, bu zamanıma kadar kimlerin enerjisi bu isimlerde geçti, kimlerin isimleri bu, kimler bu isimle anıldı ve ne etki bıraktıysa işte onun iyisi, kötüsü, her şey dahil, her şeyin yaratıcısı benim bu ismimden, kendi adınızı söyle işte şu isimden, bu kişilerin ismimin üzerindeki etkisini, negatif etkilerini, hepsinin adımdan temizlenmesini niyet ediyorum. Yerine bolluk, bereket, para, şans, huzur, mutluluk, sağlık titreştirmesini koyuyorum. Çünkü bir şey çıkarttığımızda bir şey koymamız gerekiyor. Diyeceğiz ki Allah'ım benim ismimden var olduğum andan itibaren bu isim ilk nerede çıktıysa, ilk nerede kime konduysa o kişiden itibaren ismimin enerjisi temizlensin, ismimden enerjisi yerine sağlık, bereket, huzur, başarı, eğlence, para bu isimle. Yani benim ne zaman bu ismim anılır? Artık bu isim bana huzur, şans, bereket, keyif, neşe getirir. Ben artık bu ismi böyle kabul ediyorum. Şimdi o led tabloda isminizin yandığı o e, orayı görün. Ve buraya bir flash patladığını görün. Böyle ışık 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 olsun. Ve bu aydınlık böyle her yere sanki ışığı enerji yayılsın. Hani vardır ya şey, şehrin en meşhur yerinde bir böyle bir ışıklı led tabela. Aynı öyle görünür olsun ve artık benim ismim anıldığı her yerde bana şans, bereket, huzur, mutluluk, sağlık, para getirir. Bitti. Gerçekten çok etkili. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Şifa olsun herkese. Yaparsanız bakın insanlar biz bunu birazcık daha odaklanarak daha yavaş yapıyoruz. Hı hı. Ee, gerçekten çok etkili. Yani babaannemin enerjisinden, anneannemin enerjisinden ayırıyorum. Varsa hani böyle isimler konulmuş. Hı hı. Onun negatif enerji. Evet negatif enerjilerinden ayırıyorum. Yerine neye ihtiyacım var benim? Huzura, mutluluğa, neşeye, eğlenceye, iyiliğe, başarıya, yükselişe, işte hı hı. parıldamaya, ışıldamaya bunları Hı -hı. koyuyorum. Hı -hı. Bunları markalarınızda da yapabilirsiniz. Hı -hı. Yani markanızın, e, Instagram sayfanızın her şeyin görünür olsun. Hı -hı. İşte talep edilir olsun. Niyetiniz edin. Selincim çok teşekkür ediyorum. Ben de ya. çok teşekkür çok güzel bir program oldu gene. Çok aydınlatıcı oldu. Ben çok tatmin oldum. Umarım izleyicilerimiz de mutlu evet, olmuşlardır. Evet. Allah konuştursun diye başlıyoruz ya. Yani. Evet öyle e, başlıyoruz. Ne ihtiyacı var ama Gerçekten sana? öyle. Evet. Ben de hep şunu diliyorum. Ne olur doğru bilgiler vermeyi, e, vermek Amin. nasip olsun. Ee, ama her zaman söylüyoruz. Programın ismi inanır mısın? E, ee, bize anlatıyoruz, anlattırıyoruz. Ben de sizlerle birlikte dinliyorum. E, ee, aklınızla ve kalbinizle değerlendirip inanmak, inanmamak sizin elinizde. Biz sadece burada aracı oluyoruz. Ee, bilgi her yerden gelebilir. Nerede karşınıza çıkacağı belli olmaz. Eskiden biraz daha zormuş. Şimdi çeşitli e, imkanlar var. Bunu teknoloji... zaten neden olduğunu söyledik. tek Sadece teknoloji değil. Teknolojinin çağı zaten nümerik olarak yedi evet. olduğu için ekstra bilgi. Söyleten Allah, konuşturan Allah, öğreten Allah. O yüzden. Evet. Bir şeyi merak ettiğinizde, öğrenmek istediğinizde Ona hizmet mutlaka etmeyi seçiyorum karşınıza ben de. çıkıyor. Ee, sen de çok sevdiğimiz <laughs> konuklarımızdan <laughs> bir tanesin. Çok değer verdiğimiz. E, çok yakınlık hissettiğimiz. İnşallah Tekrar başka bir konuda evet. yeniden birlikte olacağız. Nümerolojinin bitmiyor, hiç bilmez <laughs> Bitmiyor. Daha neler var neler var. Bu arada tekrar söylüyorum. Abone olunuz lütfen ve e, yorumlarınızın sonuna iyi kal yazınız. Ve Silopya'nın e, size daha önce bahsettiğim ürünlerini sizin de denemenizi istiyorum. En azından 10 izleyicimize bu setten hediye edelim. Selinciğime de hediye ettik teşekkür ederim. ve e, Silopya'da bu işbirliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki inanır mısın programına kadar iyi olmanızı ve iyi kalmanızı diliyoruz. Hoşçakalın. Silopya Kozmetik tarafından sunulan program sona erdi.